Nazlım. Ali. Sinem Ünsal 21 Haziran 1993 tarihinde Azeri kökenli bir baba ve Çerkez kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğmuştur. Asker olan babası sayesinde birçok şehir dolaştı. Üniversite eğitimine kadar İzmir, Foça'da yaşadı. 2016 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı bölümünde çift anadal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye'de özel kurslarla oyunculuk eğitimi aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. ...2016 yılından itibaren TV dizilerinde rol almaya başlayan Sinem Ünsal... ...2019 yılı Ocak ayı itibariyle tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. ...2016 yılında Show TV'de yayınlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde... ...Sibel karakteriyle yardımcı oyuncu oldu. Ardından Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini canlandırırken Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selin Bayraktar, Menderes Samancılar, Serhat Özcan ile birlikte rol aldı. ...2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk'ta Gülsüm karakterini hayat verdi. ...2018-2019 yıllarında Kızım dizisinde Buğra Gülsoy, Leyla Lidya Tulutlu, Beren Gökyıldız, Tugay Mercan, Serhat Teoman, Suna Selen, Selin Şekerci ile birlikte rol aldı. ...2019 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan, yapımcılığını Faruk Bayhan'ın yaptığı ve yönetmeni Yusuf Bir Hasan olan Mucize Doktor dizisinde Taner Ölmez, Savant Sendromlu Doktor Asistanı Ali Vefa karakterini canlandırırken, Mucize Doktor dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Murat Ayen, Zinem Ünsal, Fırat Altunmeşe, Gökçe Akyıldız ve Reha Özcan yer aldı. Ben seni çok seviyorum Nazlı. Ben de seni çok seviyorum Meli. Belki. 2021 yılı itibariyle Elbet Bir Gün dizisinde Gizem Kılıçlı karakteriyle tekrardan başrol oldu. Dizide Sinem Ünsal, başrolü Şebnem Bozoklu ve Burak Yaman Türk ile paylaşıyor. Benim çok sevdiğim bir kocam var. Benim çok huzurlu bir hayatım var. Kaybedemem. Ben tek bir yalan daha söyleyemem. Söylersin. 2019 yılında ayrıca Raif ile Letafet oyununda Letafet'e hayat verdi. Aynı yıl Afife Cale Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülüne aday gösterildi. ...2020 yılında ise Eğitim Bilimleri Ödülleri'nde yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandı.